Engelliliğin tanımını yaparak başlamak istiyorum. İlk defa 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sınıflaması gerçekleşti. Engelliliğin tanım ve gelişim aşamalarını anlatmak amacıyla. Bir kişide ilk önce hastalık ya da bozukluk meydana geliyor. Bu o kişide bir yetersizliğe sebep oluyor. Yetersizlik sonucu özürlülük ve son olarak da toplum hayatına katılımla ilgili engeller söz konusu olduğu için de engellilik olarak gelişiyor. Tekrar engelliliği tanımlayacak olursam, yaşa, cinse, sosyal ve kültürel etkenlere bağlı olarak yetersizlik ve özürlülük sonucu oluşan o birey için normal olan bir işlevin yerine getirilememesi, tamamlanamaması veya eksik kalması. Eksik kalan işte bir aktiviteyle sınırlı olmayıp sosyal yaşantıyı oluşturan rollerden birisidir. Sosyal yaşantıdaki bozuklukları içerir ve toplumsal seviyededir. Yetersizlik dediğimizde ise bir diğer Türkçe'de kullanımı mağluliyet şeklinde de geçebiliyor. Organ ve doku düzeyindeki bozuklukları ifade ediyor. Kişinin fizyolojik, psikolojik, anatomik yapı veya işlevlerindeki herhangi bir eksiklik ya da anormallik olarak tanımlanabilir. Yetersizlik sonucu kişide bir özürlülük oluşur demiştik. Dizabilite olarak da yine kullanılabiliyor ya da sakatlık eskiden bu şekilde de ifade edilebiliyordu. Sağlığın bozulmasından dolayı normal bir insanın başarıyla yapabileceği bir aktiviteyi gerçekleştirmesinde ortaya çıkan eksiklik ya da sınırlama olarak isimlendiriliyor özürlülükte. Ve son olarak ne dedim? Bunların hepsinin toplum hayatına, kişinin sosyal hayatına yansımasına ise engellilik ya da artık yeni kullanımıyla handikap diyoruz. İşe, yaşa, cinse, sosyal ve kültürel etkenlere bağlı olarak yetersizlik veya özürlülük sonucu oluşan o birey için normal olan bir işlevin yerine getirilememesi, tamamlanamaması ya da eksik kalması. Eksik kalan işte bir aktiviteyle sınırlı olmayıp yaşantıyı oluşturan rollerden biri. Sosyal yaşantıdaki bozuklukları içeriyor ve toplumsal seviyede. Kısaca handikap, bozukluk ya da dizabilitenin kişinin sosyal, kültürel yaşantısı üzerindeki yansımasıdır. Örnek verecek olursak, engellik esasen kişinin sosyal, kültürel düzeyi, içinde bulunduğu ortam ve beklentileriyle yakından ilişkilidir. Örneğin kaza sonucu işaret parmağının distal falanksı kopan bir futbolcu ile piyano sanatçısı düşünüldüğünde ikisinin de tanısı ortaktır. İkisinde ikinci parmak amputasyonu, distal falanks amputasyonu söz konusu tanı olarak değerlendirdiğimizde ancak ve ikisinin de yetersizliği yine kasiskele sisteminde el fonksiyonlarında bir yetersizlik söz konusu. Düğme ilikleyememesi günlük yaşam aktivitelerindeki giyinmeyi zorlaştıracak. İkisi için de fonksiyonel kayba yani özürlülüğe sebep olacaktır. Futbolcunun sosyal entegrasyonu, ekonomik bağımsızlığı ve sosyal imajında herhangi bir farklılık oluşmayacağı halde piyano sanatçısı için ise ciddi bir engellilik söz konusu olacaktır. Dolayısıyla engellilik dediğimizde mutlaka kişinin mesleki faktörü, kültürel düzeyi, yaşadığı sosyal ortama göre değerlendirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Bunun bir önceki aşaması olan özürlülük ise temel bireysel günlük yaşam aktivitelerinde bir bozukluğa sebep oluyorsa özürlülük söz konusudur diyoruz. Özürlülük veya engellilik en iyi spesifik görevleri veya fonksiyonların yapıldığı şartlarda değerlendirilmeli. Örneğin işle ilgili yetersizliği olan bireyin işinin gerektirdiği görevi veya fonksiyonu spesifik uyarlama olmaksızın yerine getirilebiliyorsa o fonksiyonla ilgili herhangi bir özürlülük veya engellilik söz konusu değildir. Yalnızca spesifik bir uyarlama varlığında başarıyla yerine getirebiliyorsa ve bu uyarlama yapılmışsa yine o fonksiyonla ilişkili özürlük veya engellik söz konusu değildir. Yani bir kişinin bir primer bir tanısı olabilir. Bu tanı gereğince bir yetersizliği söz konusu olabilir. Herhangi bir kasıkları sistemi veya başka bir sistemi de vücut fonksiyonlarında ama bu herhangi bir uyarlamayla örneğin bir yardımcı cihazla, bir ortezle veya bir ekipmanla böyle bir şekilde yerine getirebiliyorsa bu durumda engellilik ya da özürlülük söz konusu değildir. Yalnızca spesifik uyarlama varlığında başarıyla yerine getirebiliyorsa ve bu uyarlama olmamışsa hem özürlülük hem de engellilik söz konusu. Makul uyarlama varlığında bile başarıyla yerine getiremiyorsa özürlülük söz konusu ve sosyal bariyerin makul uyarlamayı ne derece engellediğine bağlı olarak tabii ki engellilik de söz konusu olabilir. Dolayısıyla bireylerin primer tanılarından
sebep olduğu tabii ki yetersizlikler söz konusu olabilir ama önemli olan çevre düzenlemeleri, uygun mantıklı uyarlamaların varlığı büyük oranda yapılırsa engellilikleri söz konusu olmayabiliyor. Yani tedavi edemesek bile rehabilitasyon yaklaşımlarıyla bunları büyük oranda azaltma şansımız var. Birazdan onları da anlatacağım. Kullanılan terimlerin tüm çabalara rağmen damgalayıcı ve etkileyici olabilecekleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından biliniyor. Bu hassasiyet gereği engelli teriminden çıkarılmasına, yetkin teriminin geniş kapsamlı bir terim olarak kullanılmasına karar verilmiş durumda. Peki nasıl yaklaşımlar söz konusu engelliyle ilgili? Dörde ayırıyoruz. Medikal model, rehabilitasyon modeli, yasal model ve sosyal model olarak. Yani engellilik sadece tıbbı ilgilendiren ya da biz medikal hizmet bakım sağlayan sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir konu değil tabii ki. Ama medikal modelde engelli kişiyi tedavi ve iyileşme ihtiyacı açısından değerlendirdiğimiz model söz konusu. Rehabilitasyon modeli yardımcı teknolojiyi de kullanarak engelli kişiyi günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlaştırmayı hedefleyen model. Yasal model dediğimizde engelli kişinin diğer vatandaşlar gibi hak ve sorumlulukları olan vatandaşlar olarak görülmesi ve kamusal alan ve binalara erişim, oy verme, televizyon ve telefon gibi haklarından yine faydalanabilmesi gibi gereken tüm yasal düzenlemelerin yapılması anlamına geliyor. Sosyal modelde ise engelli kişi yaşamın çeşitliliğinden biri olarak değerlendirilmeli. Sürekli iyileşme ya da tedavi ihtiyacında olmadığı hatırda tutulmalı. İmkanları doğrultusunda onun da diğer bireyler gibi her hakka erişime ihtiyacı olduğunu sosyal anlamda toplumun bu konsepte davranması gerektiğini algılamaya yönelik yapılan tüm yaklaşımlar bu sosyal model içinde değerlendirilebilir. Sınıflandırması var. Engelliliğin zihinsel, görme, işitme, konuşma, ortopedik, ruhsal, duygusal ya da süreyen engellilik olarak hem yasal modelde hem de tıbbi yaklaşımlarda bu şekilde değerlendiriliyor. Sosyal modelde en önemli noktalardan biri engelliye yönelik duyarlılık eğitimleri. Bunlar bilgilendirme, etkileşimde bulunma, rol oynama, canlandırma, davranış model alma eğitimleri olarak sınıflandırılabiliyor. Duyarlılık eğitimlerinde hedeflenen katılımcıların kendilerinden farklı insanlarla ilgili olarak farkındalıklarının ve onlara karşı gerçekte ne hissettikleriyle ilgili içgörülerinin artırılması. Bu da toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Dolayısıyla burada yaptığınız eğitim bile ya da herhangi bir platformda engellilere yönelik aldığınız bilgilendirmeler ve onlarla etkileşimde bulunmak ki bu bence çok önemli bir başlık. Çünkü en iyi kabullenme ve normalleştirme aslında durumu. Yani farklılıkların da normal olarak kabul edilmesi durumu ancak etkileşimde bulunarak maksimize edilebiliyor bence. Bunun dışında yine rol oynama, canlandırma ve davranış model alma eğitimleri de etkin olarak kullanılabilir. Engelliye yönelik toplumsal duyarlılık eğitiminde. Tabii ki dünya engellilerle ilgili yıllardır, yüzyıllardır bir takım gelişme aşamaları kaydetmiş durumda. 18. yüzyılda tarihçe bir bakacak olursak insan haklarına yönelik çalışmalar engelli bireylerin haklarına saygı duymayı da beraberinde getirdi. Uluslararası olarak hukuki anlamda engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği 1975 yılında yine İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ek olarak yayınladığı Özürlü Hakları Bildirgesi ve Mental Retardasyonlu İnsanların Hakları Bildirgesi gibi ek bildirgelerle bu konuya değinmiş oldu. Sonrasında 3 Aralık 1981 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı bir kararla o yıl Engelliler Yılı ilan edildi ve biliyoruz ki 3 Aralık Engelliler Günü olarak etkinlikler düzenleniyor, halen hatırlanıyor. Onun dışında 90'lı yıllarda Amerikan Engelliler Yasası gündeme geldi. 92 yılında Engelliler Günü olarak ilan edildi. Engelli Hakları Sözleşmesi 2006 yılında oluşturuldu ve Türkiye tarafından 2008 yılında yürürlüğe girdi. 2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası işbirliği engelliliğe birçok yaklaşımın vurgulandığı bir Dünya Engellilik Raporu yayınlandı.
Ülkemizde 1930 yılında belediyeler kanunuyla bakacak kimsesi olmayanlara ve çalışamayacak durumda olanlara bir takım haklar getirildi. Engelli yardımları söz konusu oldu. 1935 yılında Türk Kızılay'ı eski adıyla Hilali Ahmer adıyla kuruldu. 1950 yılında Altı Nokta Körler Derneği ki halen çok aktif bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Yine 1960 yılında Türkiye Sakatlar Derneği kuruldu. 1961 anayasasıyla engelli bireylere tanınan hak ve hürriyetler genişletildi. Ve özel eğitim yönetmeliği çıkarıldı. Ve 1965 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde bir özel eğitim bölümü kuruldu. Burada çalışacak personeli ve öğretmenleri yetiştirmek amacıyla. Yine 1970 yılında Türkiye Görme Engelliler Derneği kuruldu. 1971 yılında engelli istihdamını artırmaya yönelik İş Kanunu'nun 25. maddesiyle 50 veya üzerinde işçi çalıştıran yerlerin %3 oranında engelli birey çalıştırması zorunlu hale getirildi. 1980'li yıllara kadar gerçekleştirilen bu tarz çalışmalarla engelli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve istihdamı gibi konularda ilerleme kaydedilmiş oldu. Ayrıca 1982 yılında kurulan anayasayla haklar genişletildi ve sonrasında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı gibi zihinsel engelli bireyleri eğitmek ve meslek edindirmek vizyonu taşıyan bir vakıf da yine kuruldu. Yine 1996 yılında Özürlere Dairesi Başkanlığı kuruldu. Burada amaç engellere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğiyle koordinasyonu sağlamaktı bu kurumun hedefi. Birleşmiş Milletler'in 2000 yılında gerçekleştirdiği müzakerelerde görüntülen Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından oylamasız kabul edilen ve taraf devletlerin bu çerçevede kendi kanun ve yasalarını hazırlamayı kabul ettiği engellilerin haklarına ilişkin sözleşme Türkiye'de 2007 yılında imzalandı ve yürürlüğe kondu. Sözleşmenin temel amacı olarak engelli bireylerin de diğer bireyler kadar hak ve özgürlüklere sahip olduğunun belirtilmesi, sosyal hayata tam ve etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması gerektiği ortaya konuldu. Yine 2000'li yıllarda birçok vakıf, dernek, engelli bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik, bir arada bulunmayı teşvik etmeye yönelik bir sürü dernek, isimlerini duyduğunuz dernekler, vakıflar kuruldu. En güncel engelli haklarına yönelik tüm dünyanın kabul ettiği sözleşme engelli haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. 13 Aralık 2006'da kabul edildi. Ve ülkemizde de 2008 yılı itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve Dünya Engellilik Raporu da Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası işbirliğiyle hazırlanıp engelliliği global olarak resimleyen ve engellilik hakkında en iyi kanıtları bir araya getiren ilk önemli girişim olarak büyük önem taşıyan bu bir belge. Bu önemli raporda dünya nüfusunun yaklaşık %15'inin engelli bireylerden oluştuğuna dikkat çekiliyor ve bunlar arasında 110 milyon bireyin çok ciddi engele sahip olduğu ve fonksiyon görmede önemli ölçüde güçlük çektiği bildiriliyor. Yeti eğitimi olan bireylerin sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilişim gibi hizmetlere ulaşımda büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldıkları vurgulanıyor. 9 alt bölümden incelendi Dünya Engellilik Raporu. Engelliyi anlamak, engelliliği tanımlamak, farkındalık oluşturmak, global resimde global olarak dünya bu konuda nerede, istatistikler neyi gösteriyor gibi genel bilgiler, daha sonra genel sağlık bakımı, rehabilitasyon, yardım destek, kolaylaştırıcı çevre, eğitim, iş ve istihdam ve ileriye doğru önerilerle ilgili mevcut durumu resmedip gelecekte bu konularla ilgili hedefler neler ve bu hedeflere yönelik yapılması gerekenler neler olduğuna yönelik bir hazırlanmış bir rapor bu Dünya Engellilik Raporu. Bence kısaca bu başlıklarda neler yer alıyor ondan bahsedeceğim. Global resim başlığı altında engellinin önlenmesi, engelli olan bireylerin sağlık, eğitim, istihdam, bakım, rehabilitasyon ve sosyal güvence alanlarındaki sorunlarının çözülmesi, engellerin kaldırılarak engel olan bireylerin sosyal yaşama katılım ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıkların sağlanması hedeflendi. Genel sağlık bakımında engeli olan bireylere genel sağlık bakımı sunumu açısından ütopik hedef tüm engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak olsa da
engelli nüfusunun %38 ile %63 arasındaki oranın medikal tedavi görmemiş olduğu anlaşılmakta. Dediğim gibi bu istatistikler şunu da gösterdi. Genel sağlık bakımı konusunda bir takım eksiklikler olduğunu karşımıza çıkarmış oldu. İnsan kaynakları açısından bakıldığında genel sağlık bakımına ülkemizde 100 bin kişiye düşen aktif olarak çalışan pratisyen hekim ve uzman hekim sayısı sırasıyla 48 ve 97 iken Avrupa Birliği ortalaması ise 79 ve 267 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde bu oranların Avrupa Birliği ortalamasının altında olması tüm vatandaşlar için olduğu gibi engelli olan bireylerin de genel sağlık hizmetlerinden yararlanması konusunda sorun oluşturacağı aşikar olarak değerlendirilmiş ve Dünya Engellilik Raporu 2011 yılında yayınlandıktan sonra günümüze kadar aslında bu konuda hani derslerde daha ayrıntılı anlatıyoruz ama bu sunumda çok fazla ayrıntıya girmedim. Büyük oranda ilerlemeler de kaydedilmiş durumda. Bakanlık ve gerekli merciler bu konuda bir takım projelerle engelli bakım hizmetlerini iyileştirme yolunda adımlar atmakta. Yine rehabilitasyonda da yüksek kalitede rehabilitasyon hizmetlerine ulaşımın bir insan hakları konusu olduğu bildirilmekte. Engellilerin toplum hayatına katılımında en etkin uygulamanın rehabilitasyon hizmetleri olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerine, hekim ve çalışanlarına büyük oranda iş düşüyor. Ve kişi başına düşen yatak sayısı, merkez sayısı ve hekim sayısı bakımından da yine standartlara ulaşmaya yönelik çalışmalar söz konusu. Rehabilitasyon herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmeyi ve engelinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliştirmeye yönelik hizmetler olarak tanımlanıyor engeller hakkındaki kanunumuzda. Ana kaynak ve ana hizmet sunucu branşın FTR olduğunu biliyoruz. Türkiye'de aktif olarak çalışan 1984 FTR uzmanı başkanlık ettiği ve tedaviyi yönlendirdiği rehabilitasyon ekip elemanlarıyla birlikte rehabilitasyon hizmeti sunmakta. Ancak ülkemizde 100 bin kişiye düşen FTR uzmanı oranı 2,6 iken ve aktif çalışan fizyoterapist sayısı da 7,7. Avrupa ülkelerine kıyaslandığında Romanya'dan sonra en düşük sırada yer alıyordu. Dünya Engellilik Raporu verilerine göre yine 2011 yılına ait. Dediğim gibi ama bu konuda da yine ilerlemeler kaydedilmeye çalışılıyor. Ülkemizde tıbbi rehabilitasyon hizmeti sunan kurum sayısı da yeterli düzeyde değil. 16 FTR ve rehabilitasyon hastanesi, bir adet spastik çocuklar rehabilitasyon merkezi bulunmakta. Yatak sayımız da 7.364 olarak belirtilmiş Türkiye'de. Ülkemizde engellilerin ihtiyacı olan tekerlekli sandalye, ortez, protez, özel bilgisayar programları her türlü araç ve gereç katma değer vergisinden muaf tutulmuştur. Bu da önemli bir adım. Bireylerin günlük hayatta, toplumsal hayata katılımda zaruri olarak kullanması gereken bu araç ve gereçlerin vergiden muaf tutulması. 2012 yılı Haziran ayı itibariyle resmi bakım ve rehabilitasyon merkezleri sayısı 2002 yılına oranla 1,9 kat, yine merkezlerin kapasitesi 3 kat, bakım alan engelli sayısı da 1,35 kat artış göstermiş durumda. Yani 10 yılda çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiş durumda bu konuda. Bu veriler engelli hakları inceleme raporundan aldığımız veriler. Engelli olan bireylerin yaklaşık %90'ının en büyük beklentisi sosyal yardım ve desteklerin artırılması. Ancak engelli olan bireylerin topluma tam katılımının sağlanması konusunda nakdi yardımlar bir çözüm olamaz. Hedef tüm engellilerin tüm yaşam alanlarına topluma katılımlarını sağlamak olmalıdır. Ülkemizde engelli bireylerin bakımının öncelikle evde ve ailelerin yanında sağlanması stratejisi benimsenmiş. Evde bakım hizmetleri için aileye destek ve bakıcı personel desteği, rehberlik ve danışma hizmeti verilmesi öngörülmüştür. Kolaylaştırıcı çevre dediğimizde topluma katılımda en büyük sorunlardan birinin fiziksel çevre ve ulaşılabilirlik olduğunu biliyoruz. Engelli bireylerin %60'ı yaya yollarının, alt üst geçitlerin, kaldırımların, yaşadıkları binaların, lokanta, mağaza, market ve kamu binalarının kullanıma uygun olmadığını beyan ediyor ve bu da onların toplum hayatına, sosyal hayata katılımını büyük oranda engelliyor. Engelliler hakkında kanunumuzun 7. maddesinde erişilebilirlik kapsamlı olarak ele alınmış.
Yapılı çevre, toplu taşıma sistemleri, bilgi iletişim teknolojilerinin Türk Standartları Enstitüsü'nün erişilebilirlikle ilgili standartlarına ve engellilerin erişimine uygun olması, toplumca kullanılan tüm yapıların yol, yaya geçidi, kaldırım, açık alanlar, spor tesisleri, sosyal kültürel tesisler ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin kullanıma uygun haline getirilmesi yükümlülüğü kanunla getirilmiştir. Erişilebilirlik kavramı binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleriyle ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engeller tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması anlamına geliyor. Ve beş temel bileşen söz konusu. Uygun genişlikte olması, alan uygun, yeterli hareket alanı olması, hep tekerlekli sandalye mantığıyla düşünürsek, işte manevra alanının yeterli olması, genişliğinin olması, uygun yükseklikte alanlar olması, yüzey alanının uygun döşeme yüzeyi ve bildirişim, gerekli yönlendirme ve uyarı işaretlerinin uygun bir şekilde kullanılması. Bu beş temel özelliğe dikkat etmemiz gerekiyor erişilebilirlikten bahsettiğimizde. Bir diğer maddesi ise Dünya Engellilik Raporu'nun eğitimde. 2010 verilerine göre engeli olan bireylerin eğitim durumunun istenen seviyede olmaması, yarıya yakının okur yazar olmaması, ilkokul bitirenlerin oranının yalnızca %22 olması ve bu oranın daha ileri eğitim basamaklarında gittikçe düşmekte olması endişe verici. İş ve istihdam açısından baktığımızda engeli olan bireylerin iş gücüne katılımı %21 gibi oranlarda ve oldukça düşük seviyede. Engelli istihdam konusunda düşük olan ülkeler arasında bulunmaktayız. Kayıtlı olan engelli bireylerin sadece %14'ünün çalıştığı ve istihdam ve çalışma yaşamının en fazla ayrımcılıkla karşılaşıldığı, algılandığı alan olduğu belirtilmekte. Yani engelliler diyor ki en fazla iş alanında biz ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Ve tabii bu da onları büyük oranda istihdamdan uzaklaştıran bir etken oluyor. Engeller hakkında kanunda engellerin istihdamına ilişkin ayrımcı uygulamalar yasağı, engelleri azaltıcı önlemlerin alınması ve iş yerinde fiziksel düzenlemelerin yapılması ve rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önlemler alınması yükümlülüğü vurgulanmıştır. Yine kanunlarla bu konu desteklenmeye çalışılıyor. Evet. 2002 yılında 5.777 olan engelli kotasında istihdam edilen memur sayısı 12 yıl içinde 36 binlere kadar yükseltilmiş durumda. Yine özel sektörde de istihdam edilen engelli işçi sayısında belirgin bir artış görülmüş durumda son 10 yıllık süreçte. Özel sektör için de engelli personel çalıştırması zorunlu. %3 olduğunu söylemiştik 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran işverenler için. Kamu için ise bu oran %4 oranında. Son olarak Dünya Engellilik Raporu ileriye dönük önerilerde bulundu. Tüm ana politikalar, sistemler ve hizmetlere ulaşılabilirlik sağlanması, bireyler için özgün programlar, hizmetlere yatırım yapılması, ulusal engellilik stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması, engeli olan bireylerin kapsanması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, yeterli finansman sağlanması, alım gücünün geliştirilmesi, kamu farkındalığının artırılması, engellilikle ilgili kaliteli ve güvenilir veriler toplanması ve araştırmaların güçlendirilmesi ve desteklenmesi olarak hedefler belirlendi. Türkiye Özürler Araştırması 2010 yılı verilerine göre ise engellilerin %36'sı okuma yazma bilmiyor. Yalnızca %1'i 1.8'i üniversite mezunu. Sağlık hizmetlerinden %55'i yararlanabiliyor. Eğitim hizmetlerinden %12'si ve bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yalnız %5.9'u yararlanabiliyor. İstatistik veriler bu şekilde. Bunları iyileştirmeye yönelik birçok yaklaşım sergileniyor. Yine aile rehberliği ve danışmanlık ve sosyal kültürel hizmetlerinden %99'u yararlanamadığını, yaşadığı cadde, sokak ve binalarda düzenleme olmayanlar ise %68 oranında olarak belirtilmiş Türkiye Özürler Araştırması verilerinde. Engellilerin bir sınıflandırması olduğunu söylemiştim. Zihinsel, süren, ortopedik, görme özürlü, işitme özürlü, ruhsal, duygusal ve dil konuşma olarak. Yine TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun özürlülerin sorun ve beklentileri araştırması 2010 yılı verilerine göre de en yüksek oranda zihinsel ve süren hastalıkların olduğunu görüyoruz.
Süren hastalıklar dediğimizde kronik hastalıklar, özellikle yaşla birlikte olan tansiyon, diyabet, koroner artır hastalığı, kalp hastalıkları gibi ve kasiket sistemini ilgilendiren hareket hastalıkları, osteoartrit gibi yaşla birlikte olan hastalıkların getirdiği yürüme bozuklukları ya da diğer bozukluklar, yetersizlikler süren engellilikle sonuçlanabiliyor ve bu da yüksek bir oranda. Bu da bize yine kronik hastalıkları yönetmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Önlemler arasında neler var? Hijyen ve sağlık önlemleri, aşılamalar, yani engellilik oluşmasın. Tabii bunun basamakları vardı. Hastalık, patoloji, yetersizlik, özürlülük ve engellilik diyor. Bunu en baştan nasıl önleyebiliriz? Hastalıkları önleyerek önleyebiliriz. Dolayısıyla aşılama bu konuda önemli. Yine kazaları önlemeye yönelik önlemler çok önemli. Çünkü biliyoruz ki trafik kazaları ya da araç içi, araç dışı kazalar, trafik kazalarında spinal kord yaralanmaları, paraplejik, tetraplejik gibi engellilikle sonuçlanan yaralanmalar çok karşımıza çıkıyor. Yine güvenli iş ve çevre koşulları çok önemli. Beslenme ve bakımı iyileştirme çocukluk çağından itibaren. Kendine bakım eğitimleri de kronik hastalıkların oluşmasını önlemek veya tedavisini optimum şartlarda sağlayabilmek için alınması gereken önlemler arasında. Yine teknik yardımlar sağlama, sosyal ve mesleki danışmanlık, mesleki eğitimler, toplumsal eğitim vermek, fiziksel ve çevresel düzenlemeler bu silsilede yer alan her aşamada uygulanıp engelliliği minimalize etmeye yönelik yapılan yaklaşımlar arasında yer alabilir. İletişimde erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojisi dahil, dilleri, metin gösterimini, Braille alfabesi kullanarak ve dokunarak iletişimi, büyük harflerle baskıyı, yazılı işitsel ve erişilebilir çoklu medyayı, sade dili, işitsel okumayı, beden dilini ve diğer tür biçim ve araçlarla gerçekleşen iletişimi içermekte. Doğru iletişim dediğimizde özellikle engelli çeşitlerine göre uygulanan iletişim eğitimleri ve yaklaşımları söz konusu. Görme engelli kişilerle iletişimde nelere dikkat etmemiz lazım? Görme engelli bir kişiyle karşılaştığımızda ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz durumlarda öncelikle yardım isteyip istemediğini sorun. Görme engelli bir kişiyi karşılarken her zaman kendinizi tanıtın ve orada bulunan diğer kişileri de takdim edin. Görme engelli bir kişiyi yabancı olduğu bir alanda yalnız bırakmayın. Konuşma esnasında kişiye ismiyle hitap edin, doğrudan doğruya konuşun. Yüksek sesle konuşmanın tekrar edilen bir hata olduğu gözlemlenmiş. Görme engellerle konuşurken normal bir ses tonu kullanalım. Görme engelli kişiler hakim oldukları alanlarda bağımsızca dolaşıp gezebilirler. Görme engelli bir kişiyle birlikte yürürken onun sizin kolunuzu ya da dirseğinizi tutmasına izin verin. Oturmasına yardımcı olurken oturacağı yerin arkasını eğili tutmasını sağlayın. İşitme engelli kişilerle iletişimde dikkat edeceğimiz noktalar. Dikkatini çekmek için kibarca omzuna dokunabilir ya da elinizle işaret edebilirsiniz. Konuşurken yüz yüze bakıp normal bir ses tonuyla mutlaka konuşalım. Birçok işitme engelli dudak okuduğundan konuşurken elinizle ağzınızı kapatmak ya da sakız çiğnemek gibi konuşmanızın anlaşılmasını engelleyecek hareketler yapmayın. Tahmin etmeye çalışmak yerine en iyi iletişim kurabileceği yöntemi kendisine sorun. İşaret dili aracılığı olabilir, resim ya da çizimlerle anlaşmak olabilir. İşitme engelli kişinin söylediklerinizi düşünüp anlaması için ona biraz zaman verin. İşitme engelli kişinin iletmek istediklerini anlamadığınız zaman anlamışsınız gibi davranmayın. Fiziksel engelli kişilerle iletişimde tekerlekli sandalyede oturan kişiye sormadan sandalyesini hareket ettirmeyin veya itmeyin. Tekerlekli sandalyelere yaslanmayın, dokunmayın ya da dinlenmek için oturmayın. Yardım etmeden önce mutlaka kişiye sorun. Tekerlekli sandalyeli kişiyi bir basamaktan ya da rampadan indirmeniz gerekiyorsa sandalyeyi geri geri indirin. Koltuk değneği ya da baston kullanan ve yavaş yürüyen kişilerle yürürken onların temposuna göre yürüyün. Tekerlekli sandalyede oturan bir kişiden ceketinizi ya da içeceğinizi tutmasını istemeniz uygun bir davranış değildir. Konuşma engelli kişilerle iletişimdeyken sabır ve yoğun dikkat. Konuşma engeli olan bir kişiyle iletişim kurarken en önemli yaklaşımlar. Kişi konuşurken tüm dikkatinizi verin ve kendisini ifade etmesi için teşvik edin. Sizden istenmedikçe yardımcı olmayın ve cümleleri asla onun yerine siz bitirmeyin. Konuşma engeli olan kişiyi dinlerken onu anladığınızı belirtmek için gülümseyin ya da başınızı sallayın. Ona da kısa cevaplar verilebilecek türde sorular sorun. Konuşurken lafını kesmeyin, acele ettirmeyin. Konuşma engeli olan kişinin onayı olmaksızın grup içinde konuşma yapması da kesinlikle istemeyin. Anlıyormuş gibi yapmayın. Dedikleriyle ilgili varsayımlar yapmak işinizi daha da zorlaştırır. Anlamadığınızda tekrar etmesini ya da yazmasını da isteyebilirsiniz.
Algılama ya da öğrenme güçlüğü çeken kişilerle iletişimde net bir şekilde konuşalım, karmaşık cümleler kurmaktan kaçınalım. Destekleyici ve dostça davranalım. Bütün soruların cevaplarının anlaşıldığında emin olalım. Öğrenme güçlüğü olan yetişkinlere çocuk gibi değil, yetişkin gibi davranalım. Abartılı bir ilginin algılama, öğrenme güçlüğü olan kişileri rahatsız edeceğini unutmayın. Düşünmek için zamana ihtiyaç duyduklarında karar vermeleri için acele ettirmeyin ya da baskıcı bir şekilde yönlendirme yapmayın diyoruz. Makul düzenlemeler engellerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve düzenlemeleri anlıyoruz. Tekerlekli sandalye kullanımında serbest hareket alanı, ulaşma aralığı, dizler için serbest boşluk, zemin, yol ve rampa düzenlemelerinin uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Yine bina düzenlemelerinde girişler için dış mekandaki yüzeyle aynı hizada olmalı. Eşik çok gerekliyse kot farkını yumuşatacak profiller kullanılmalı. Kapılar için kamu binalarında açılış boşluğu en az 100 santim. Elle kontrol edilebilen menteşeli kapıda açılış mesafesi tekerlekli sandalyeye geçişini olanak sağlayacak düzeyde düzenlemeler yapılmış olmalı. Kayan otomatik yapılar, kapılar tercih edilebilir. Yine kapı kolları hastaların uzanabileceği şekilde kişilerin olmalı. Koridorların genişlikleri, eğimleri örneğin en fazla 1 bölü 12 şeklinde olmalı. Tekerlekli sandalye kullanımına izin vermesi için. Yine asansörler için yeter giriş çıkış alanı, kabin ölçüsünün yeterli olması, merdivenler için yaşlılar ve yardım alan kişiler için güvenli olması, tuvaletlerde uygun tutamaklar vesaire gibi düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yine çocuk parkları da dahil tüm sosyal alanlarda engellilere yönelik fiziki düzenlemelerin, makul uyarlamaların yapılması önemli noktada. Toplumdaki her farklılığın bir değer olduğu bilinciyle daha duyarlı ve ön yargılardan sıyrılmış bir yapının bireysel ve toplumsal kazanımları artıracağı açık. Engelli bireylerin de toplumun önemli bir parçasını oluşturduğu gerçeği unutulmamalı. Sosyal yapı içinde bütünleşmenin gerçekleşebilmesi, tüm bileşenlerin yaşama aktif katılımının ve birbirlerini anlayabilmeleriyle mümkün olduğunu